Bekliyoruz. Ben götüreyim istersen Merda abla. Yok canım, siz kahvaltınızı edin. Yorulmasaydın anne biz götürürdük. Siz götürün, ben de Rüzgar'ın okulunun ilk gün heyecanını kaçırayım, öyle mi? Söz konusu bile değil. Sayenizde çabuk toparladı. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Birazdan masayı sen silersin, ödeşmiş oluruz. Ben o işten nefret ediyorum. Rüzgar okula gidiyor abicim, okula gidiyor. Gülce gibi indi bak. Abicim benim çok yakışmış. Bu arada üstündeki şeyin ismi forma. Evet evet, forma forma. Gülce gibi giydi bak, okula gidiyor. Yalnız biraz daha oyalanırsan Rüzgar okula gidiyor değil, okula geç kaldı olacak. Hayır hayır, Rüzgar geç kalmaz, Rüzgar geç kalmaz. Hadi gidelim arkadaşım, hadi. Ama Rüzgar, baştan anlaşalım. Okulda heyecanlandığında bana dokunmak yok. Yok yok, dokunmak yok, dokunmak yok. Sarılmak var. Hayır, dokunmak da yok, sarılmak da yok. Var var, sarılmak var, sarılmak hadi, var. Hadi. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Abicim, görüşürüz. Gel bakalım. Gel abicim. Buyurun okulda Rüzgar. Daha demin Rüzgar espri mi yaptı, bana mı öyle geldi? Yaptı ama yaptığının farkında olmayabilir. Kardeşinin yangın travmasını hızlı atlatmasına bu kadar sevinmesen de olurdu Özgür. Sorun o değil ki ya. Özgür. Selman er ya da geç yakalanacak. Hem kulübenin benzinle yakıldığı da çıktı ortaya. Öyle iki evi kundaklayıp polisin elinden kolay kolay kaçamaz. O zamana kadar böyle elim kolum bağlı oturacağım. Keşke elimizden bir şey gelseydi. Ama maalesef gelmiyor. Biliyorum ama bu da benim çok ağrıma gidiyor gece. Yardım istemeden yemem misin? 12 yaşından beri ben kaldırırım masaları, o yüzden sorun değil. Saçlarını benim kadar güzel toplayamazsın. Çünkü saçların tek teline kıyamam. Kalemle işim bitti. Herhalde kafamı kalktığına göre. Sayılır. Zaten yeterince iş görüşmesi yaptım. Hepsiyle de görüşemeyebilirim bile. Ne işi? Artık çalışmaya başlasam iyi olacak. Burada daha fazla duramayız. Hem Cem abiye de borcumu ödemem lazım. Zaten sen de ailen de bize kucak açtınız. Misafirlik de bir yere kadar. Birincisi siz misafir değilsiniz. İkincisi aynısı bizim başımıza gelmiş olsaydı sen çok daha fazlasını yapardın. Ayrıca annemin de Gülce'nin de bu durumdan pek rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Hele Gülce'nin hiç, çünkü ağızlarından bir tane bile şikayet duymadım. Ama benim var. Çünkü bize böyle yardım eden insanlara mahcup olmamak için kızlarını öpemiyorum. Özlemek iyidir, hem bizimkiler de aşka saygı duymayacak tipler de değil. Belki böyle evden ayrı ayrı çıkıp gizli bir yerde buluşuruz. O zaman arka koy diyorum. Cem abi arıyor. Basılmış gibi hissettim kendimi. Efendim Cem abi. Özgür nasılsın oğlum? Sizin bu yanık evle ilgili olarak gelişmeler var. Aileye ait olan yanık ev. Bir saat sonra Fatma babanın orada olabilir misin? Sen seyahatte değil miydin abi? Seyahatteydim, döndüm. Tamam abi. Abi biliyorsun bir de olaydan sonra sizin evde kalıyoruz. O konuda da ayrıca mahcubum zaten. Yok, mahcup olacak bir şey yok oğlum. Biz bir aileyiz. Hem benim yokluğumda ailenin dışında bir erkek olmuş olması iyi oldu. Pardon, iki erkek. Gözün arkada kalmasın abi. Ben bir saat oradayım Cem abi. Görüşürüz. Babam dönmüş mü? Evet. Fatma baba da görüşelim diyor.
Neden buraya gelmiyordu seni Fatma babaya çağırıyor? Senin burada olduğunu da biliyor. Bilmiyorum ki, benim de çok garibime gitti vallahi. Kesin annemle aralarında bir sıkıntı var ve bizden saklıyorlar. Ben de geliyorum. Merhaba efendim. Sağ olun, teşekkür ederim de ben bu kadar şeyi hayatta yiyemem. Aa, yersin yersin. Hatta bunların üstüne iki de tatlı gömersin. Hadi afiyet olsun. Tabii oğlum, Fatma babanın eline düştün bir kere. Hem de iki kere düştün. Hem beni hem Rüzgar'ı kurtardın. Artık sana iki kere mide fesatı geçirttirmek farz oldu. Bana bak, zevzek zevzek konuşup benim asfalyalarımı attırma. Hadi bak işine. Hadi. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Oğlum. Seyahatten dönülüyor, eve gelmeden Özgür'le görüşülüyor. Alacağım olsun. Havada kıskançlık kokusu mu var? Ne haber oğlum? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oturalım mı şöyle? Olur. Aa, Miro. Selam. Nasılsın oğlum? İyi abi, seni sormalı. İyi. Herkes seni konuşuyor Foça'da. Kutlarım gerçekten, büyük cesaret. Küçük yer abi, o yüzdendir. Abartılacak bir şey yapmadım. Az bile söylüyorlar. İki kardeşimin hayatında sana borçluyuz. Kim olsa aynı şey yapardı. Sen gerçek bir kahramansın. Afiyet olsun. Otur bakalım. Benim sana sormak istediğim bir şeyler var baba. Benim de ikinizle konuşmak istediğim şeyler var. Benim de seninle konuşmak istediğim şeyler var abi. Söyle, buyur. Yani yanık evde bulunan eserlerin bu topraklardaki medeniyetlerle herhangi bir ilgisi olmadığı anlaşıldı yani. O zaman birisi bahçeye kasten koydu. İyi de neden abi? Evin ya satılmasını ya da onarılmasını istemeyen birisi bunu yaptırmış olmalı. Bu kimin işine yarayacak onu düşünmemiz lazım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sen de iyi bak. Yahu bu çocuk da işim, neyse. Sen bana bir şey söyleyecektin. Abi. Hadi anlat, söyle. Ben geceyi çok seviyorum. Ve onunla görüşmek için de senin iznini istiyorum. Ne oldu? Babanın suratına ben Özgür'ü seviyorum derken bir şey yoktu. Şimdi niye gözüme bakılmıyor acaba? Abi, ben seni de geceyi de üzecek hiçbir şey yapmayacağım. Ya ayrıca böyle önemli bir konuyu babama söylemeden önce benim niye fikrimi almıyorsun Özgür ya? Yok, iyi yaptı çocuk. Zaten ben biliyordum. Nasıl? Biliyor muydun yani? Yani tam olarak bilmiyordum da hissediyordum diyelim. Ama konservatuvar için peşinden gittikten sonra emin oldum. Ve bana hiçbir şey söylemedin. Yok artık, daha neler. Yok artık, hakikaten yani. Hani biz de genç olduk, aşk, sevgi nedir biliyoruz ama kızımla bu konuları konuşacak kadar üzgüz olacak kadar da değil. Yine de tecrübelere dayanarak söylüyorum ki daha sorunsuz olacak sanki. Sen bir tanesin. Gerçekten. Sen de öyle. Değeri iyi bilinsin de. Ben de sana teşekkür ederim dürüst ve açık davrandığın için. Şimdi müsaade edersen benim kızımla konuşmak istediklerim var. Tabii ki abi. Sağ ol. Deniz havası iyi geldi. Benim bir katkım yok yani. Sen de illa söyleteceksin. Belki ben koskoca duyguları küçücük cümlelere sığdırmayı sevmiyorum. Benim için büyük duygular beslediğini kabul ediyorsun ama. Evet, hatta beste yapacağım. Dinlersin belki. Özgür'ü bir şey soracağım ya. Sen bu iş konusunda emin misin?
Bir şey yapmam gerekiyordu. Evet, bir şey yapman gerekiyordu ama bu online amatör denizcilik eğitimi mi yani? Ya başka ne yapabilirim ki? Neyse ya, kapatalım bu konuyu. Yarım saat de olsa şey düşünmeden sevgilimle vakit geçirmek istiyorum ben. Ha, yani sadece yarım saat. Yani bir ömür deyip dizlerim üstüne çökmek isterdim. Ama bırak tek taş almayı, evim bile yok. Ya ne kadar kötüsün. Ayrıca bu özgüven nereden geliyor kaptan sana? Bir sor bakalım, ben istiyor muyum, istemiyor muyum? Allah Allah. Gönüllü olmazsan sırtıma vurup kaçırırım seni vallahi. Cem Olgun da zaten öyle diyordu. Al kızımı, al götür git diyordu. Hem bugün de çok utandım, çok bozuldum. Yerin dibine girdim. Madem babama açılacaktık, en azından haber verseydim bari. Yani korkup istemezsin diye düşündüm. Ve bu arada ben de çok tristim. Ben söyledikten sonra uzun bir es verdi ya. Gözüm yaşına bakmayacak, beni İzmir'e kadar kovulayacak sandım. Bence babam seni çok seviyor. Yani Miro'yu öğrendiği zaman kıyametler koparmıştı. Canım Cem abim ya. Vallahi kime nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyor. Ya ne kadar kötüsün, çocuk senin kardeşini kurtardı. Ben ona bir can borcum var, doğru. Ama bu seni deli gibi kıskandığım gerçeğini değiştirmiyor. Beni kıskanman da hoşuma gidiyor. Benim gitmiyor gece.